Herkese bir başka çiçekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Evet. Hop. Artık buralarda Keçiören bölgesinde zaten ikamet ettiğimiz için genelde bu taraflarda sürüşümüz meydana gelecek. Buralarda yapacağız sürüşlerimizi. Şuralardan bir sihir alırsam devam edeceğim. Heh. Yandı, gidelim. Buradan bağlanalım, dönelim herhalde bir yerden. Maksat muhabbet edelim. Değinmek istediğim bir konu var. Maalesef ki bir grup var. Böyle işte ne diyeyim, skuturu çekemeyen, sonra işte motorları çekemeyen, bisikletleri çekemeyen bir grup var. Yani video attım, geçen bir shorts videosu attım. Adam yazmış ki şey yazdım işte, skutura trafik yok falan filan. Ya böyle kötü kötü art niyetli cümleler diyeyim biraz da hani. Zaten bir de her zamanki bir türkü var söylenilen. İşte senin trafiğe çıkman yasal mı? Abicim niye yasal olmasın? Yani bilmiyorlar, etmiyorlar. Kafalarına göre bir şeyler uydurmuşlar. Senin şunu yapman yasal mı? Senin bunu yapman yasal mı? Senin öyle etmen yasal mı? Ya okumamışsınız. Kanunu bilmiyorsunuz. Ama biliyor musun gibi davranıyorsunuz. O zaman abicim bisiklet sürmek de yasak. Ya onu geç. Zaten şehir içinde sınır 50 kilometre bölü saat olan her yerde bu elektrikli skuterler, bisikletler falan sürülebiliyor. O zaman şey de yasak abi. Yani bisikleti de yasaklasınlar. Böyle bir saçmalık mı var yani? O nasıl olacak? Ya işte adamlar şey diyor işte. Bir gün gözünü hastanede açtığın zaman görürsün. Bilmem ne. Saçma sapan şeyler. İşte sonra ne demiş? İşte dediğim gibi senin trafiğe çıkman yasal mı? Senin onu yapman yasal mı? Yani bir çekememezlik var ya, neden böyleler bilmiyorum. Anlamsız bir şekilde. Ya böyle bir kıskançlık mı desem? Yani bir cahillik mi desem? Ya bir çekememezlik var sanki yani. Hani, abicim benim arabam da var. Elektrikli skuterim de var. Onun sonunda yok. Ya işte. İnsanlarımız değişik. Maalesef ki art niyetliler. Maalesef ki bir çekememezlik var. Ve bunlar hoş şeyler değil yani. Yani sizin de şeyinize geliyordur. Başınıza gelenler vardır böyle. İşte şu durumdur. Abicim yolun sağından gidiyorum zaten. Zaten bu geçmiyor. Zaten en fazla 32 km bölü saat hız yapabilen bir cihaz. Şimdi böyle bir cihazdan da sen neyini kıskanıyorsun? Ya da atıyorum, ya da ben düştüm, kafamı gözüm patlattı, bana bir şey oldu. Yani çok mu zevk alacaksın düştüğün zaman? Ya da bir yaralandığım zaman çok mu zevk alacaksın? Ne sen beni tanırsın, ne ben seni tanırım. Ne sen beni bilirsin, ne ben seni bilirim. Yani senin bana bu öfken neden yani? Ne kadar tanıyorsun sen beni? Ne kadar biliyorsun sen beni? Nereden geliyor yani bu öfke? Cidden anlamış değilim. Anlayamıyorum da hiçbir zaman. Ha, trafik polisi geçiyor. Yasak olsa durdurur beni abi. Belki gidemezsin yani. Ben bunda Kızılay'a da gittim.
Buraya buraya da gittik. Videolarımız mevcut. Ha, Cinna'ya kadar çıktık ya. Kızılay Meclisi'nin önünden geçtik. Orada hiç mi yok polis? Hiç mi yok MOBESE? Abicim, şehir içi belli hız sınırı. Onun limitlerine uyarak yolun sağından gidiyoruz. Ha, ben çok dört dörtlük müyüm? Değilim tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. Alsak ne yapacağım? Ben çözemedim ben seni ya. Ben seni bir geçeyim. Ha. Şimdi ben çok mu dört dörtlüyüm derseniz, ben de çok dört dörtlük değilim. Ama atıyorum da bir başkasının düşmesi, bir başkasının yaralanmasından da zevk alacak bir insan da değilim. Bir de madalyonun bu tarafı var. Bunu kimse söylemiyor. Adam hakikaten zevk alıyordu ya. Hani düşersen bir gün değil mi işte, bir gün düştüğün zaman tekrar görüşürüz gibisinden bir şeyler. Ne gerek var abicim? Yani çok mu hoşuna gidecek? Ben düştüm, yaralandım. Çok mu keyif alacaksın ya? Yani yine aynı şey. Hani aynı cümleyi kullanıyorum tekrar ama hani... Ya çok art niyetli, çok kötü niyetli bir cümle yani bu. Yani demek ki ben şurada mesela düşsem, araba çarpsa keyif alacak insanlar varmış. Abicim niye yani? Öfken ne bu kadar? Ne kadar tanıyorsun beni? Ben sana bir şey mi yaptım? Enteresan insanlar yani. Maalesef ki toplumumuzun bir kısmı eğitilemedi. O kısım da eğitilemez yani. Ben eminim eğitilemez yani o kısım. İmkanı yok, eğitilemez. Çünkü eğitilecek insanlar değiller yani. İletişime kapalı insanlar. Yani işte neden böyleler, niye böyleler bilmiyorum. Hadi abi. Heh. Yani bir şeyin bir çekememezlik var yani artık. Neyi çekememezliği bilmiyorum dediğim gibi. Enteresan işler, enteresan. Tiplerle uğraşıyoruz. Maalesef ki. Neyse, bir şey diyemiyorum artık. Su akar, yolunu bulur bir şekilde. Bir tane ayna alacağız gibi ya bu gidişlerle. Buralar da sıkıntılı. Hani almasaydık olur muydu? Hani Eryaman'da olsaydık olurdu da burada zor gibi yani birazcık. Edelim, Ettik Caddesi'ne çıkalım. Oradan da evimize doğru devam ederiz. Yani ben normalde bir eşimin yanına geldim, onu bir ziyaret ettim de. Araba onda. Arabanın yüzünü de göremez oldu. Bizim yeni şeyimiz scooter. Bu saatten sonra bir onun yanına geldim. Oradan çıkışta dedim, bir video çekelim. Hani elimde video da kalmadı. Hadi dolmuştu, devam et. Biz de devam edeyim efendim arkamdan. İşte böyle asıl kelam böyle. Neyse, şunu içeriğimizi sonlandıralım. Şuraya çıkartayım, biraz daha güvenli olsun. Oradan da eve doğru geçeyim ben artık yavaştan. Neyse. Kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.